salonumuzu onurlandırmışlardır. Arz ederim. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve yerlerine davet ediyoruz. Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı Anayasa Mahkemesi'nin 57. kuruluş yıl dönümü açılış törenine öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, sizleri ilk olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan değerli hukukçularımızın anısına önce saygı duruşunda bulunmaya, ardından da hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, öncelikle sizleri enişten duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Mahkememizin 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle düzenlediğimiz töreni teşriflerinizden dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Anayasa Mahkemesi'nin 57 yıllık hayatında çok önemli evreler var. Doğrusu ben bu evreleri üçe ayırıyorum. Birinci evre 2012 yılına kadar olan dönemi ifade ediyor. Ve bu dönemde Anayasa Mahkemesi esas itibariyle kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen bir yüksek yargı organı olarak faaliyet göstermiştir. İkinci evre ise 2012 yılından itibaren başlıyor. Ve bu bireysel başvurunun tabir yerinde ise damga vurduğu bir evreyi ifade ediyor. Hepinizin çok iyi bildiği gibi 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle bireysel başvuruları inceleme yetkisi Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. Anayasa Mahkemesi artık kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen bir yargı organı olmanın yanında aynı zamanda bireylerin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili ihlal iddialarını da inceleyen karara bağlayan bir yüksek yargı organına dönüşmüştür. Tabii bireysel başvuru sadece Anayasa Mahkemesi'nin görev alanını genişletmemiş, aynı zamanda onun yargısal paradigmasını değiştirmiştir.
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyla birlikte bireyi ve onun temel hak ve özgürlüklerini esas alan, hak eksenli yaklaşımla kararlar veren bir mahkemeye dönüşmüştür. Bu paradigma değişimi mahkemenin diğer görev alanlarını da etkilemiştir. Söz gelimi norm denetiminde de Anayasa Mahkemesi artık hak eksenli yaklaşımı eskiye göre daha fazla kullanan, kararlarına yansıtan bir organa dönüşmüştür. Bu etkileşimin en iyi örneklerinden birini 27 Aralık 2018 tarihinde verdiğimiz bir iptal kararında görmek mümkün. Burada iptale konu olan kural, burada bulunan birçok misafirimizin hatırlayacağı üzere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun istinaf mahkemelerinin ilk kez verdikleri mahkumiyet kararlarının temize kapalı olmasını düzenleyen kuraldı. Beraat kararı üzerine verilen ilk mahkumiyet kararları temize kapalıydı. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu hükmün denetlenmesini talep etme hakkına aykırıdır. Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 36. maddesini yorumlayarak bu kuralı anayasaya aykırı buldu. Fakat burada ilginç olan şuydu, bu kural Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumluydu. Çünkü sözleşme bu durumu bir istisna olarak düzenlemişti. Fakat Anayasa Mahkemesi bunu da dikkate alarak sözleşmenin ilerisine geçen bir güvence sağlayarak bu iptal kararını vermiştir. Ve bu kararla Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bireysel başvuruda geliştirdiği hak eksenli yaklaşımı norm denetimine de yansıttığını ortaya koymuştur. Şunu da ifade edeyim, bu iptal kararından sonra çok hızlı bir şekilde kanun koyucu bir değişiklik gerçekleştirdi ve bu iptalin gerekçelerini ortadan kaldıracak şekilde kanun düzenleme yaptı. Bu da ayrıca memnuniyet verici bir gelişme olarak zikredilmelidir diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Anayasa Yargısı'nda bu iki evrenin devamı niteliğinde olan üçüncü evrede 2017 Anayasa değişikliklerinden itibaren başlamıştır. Bilindiği üzere 9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasallık denetimini yapma yetkisi mahkememize verilmiştir. Böylece Anayasa Mahkemesi'nin görev alanı yasama işlemlerinin yanında yürütmenin ilk elden düzenleyici işlemi mahiyetinde olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin de yargısal denetimini içine alacak şekilde genişletilmiştir. Kuşkusuz 2017 Anayasa değişikliği ile benimsenen yeni hükümet sisteminin en önemli kurumu, tabir yerinde ise alameti farikası Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir.